Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Qala rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Qalu subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Lillahil hamdu bi adedi zerrati minel ezeli ilel ebed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi zerratil kainati ve mürekkebatiha. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Son okuduğum ayeti kerime İsra suresi 44. ayet. Manası nedir kardeş? Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Bu ayeti kerime Risale-i Nur'da birçok bahsin başında zikrediliyor. O yüzden önemsiyorum ve zikretmek istedim. Bu ayetin hakikat noktasındaki manası ise Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu kainat ve bu kainatı meydana getiren zerrelerin ve kürelerin, başka bir ifadeyle yer ile gök arasında bulunan bütün varlıkların tek bir gayesi vardır. O da lisan-ı hal ile, yani beden dili ile Allah'ı zikretmektir. Mesela zemin, yani içinde yaşadığımız yeryüzü, nebatat ve hayvanat ve yaratılan her bir mevcudat, her bir ağaç, yaprak, çiçek ve meyveler kendilerine mahsus lisanlarla Cenab-ı Hakk'ın kusurdan münezzeh olduğunu ilan ediyor, vahdetine ve birliğine şehadet ediyor. Evet, bugün inşallah okuyacağımız bahis 29. mektup 2. risale olan 2. kısımdan 1. nükte ve 7. nüktenin bir kısmı. Eğer vaktimiz olursa inşallah 9. nükteyi de okuyup dersimizi tamamlayacağız. Rabbimiz azami derecede istifade ve istifaza etmeyi nasip etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Birinci nükte. Ramazan-ı Şerif'teki savm, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiye'nin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri, hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva-i nimeti o sofrada, min haysu la yehtesib bir tarzda, o sofraya dizdiği cihetle, kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer, Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkarane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Öncelikle düz bir şekilde okumayı arzu ettim. Belki aleminize farklı manalar yansıyabilir. Şimdi de benim alemime yansıyan birinci nükteyle alakalı yerleri inşallah paylaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramadanellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâti minel hudâ vel furkân. Bakara suresi 185. ayeti kerime. O Ramazan ayı ki insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan, hak ile batılın arasını ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir.
Ayetin devamında öyle ise içinizden kim o aya erişirse artık onda oruç tutsun ifadesi geçiyor. Ama üstad orayı nazara almıyor. Kur'an'ın bu ayda indirildiği noktasını nazara vererek Ramazan ayının içerisinde bir cüz olan orucun binler hikmetini efendim 9 nüktede bize ne yapacak? Beyan edecek. Bakın oruçla alakalı Kur'an'da birçok ayet zikrediliyor. Tahmini 13 ayet geçiyor oruçla alakalı. En önemli ayetlerden bir tanesi Bakara suresi 183. ayeti kerime. Ya eyyühellezine amenu diye başlayan ila ahir. Ey iman edenler, sizden öncekilere oruç tutmak farz kılındığı gibi size de oruç tutmak farz kılındı ayeti. Umulur ki günahlardan sakınırsınız. Mealen aktarıyorum. Yani buna benzer birçok ayet var. Birçok hadisi şerif var orucun farz kılındığına dair. Buna rağmen bir takım kardeşlerimiz, abilerimiz şu suali soruyorlar. Burhan abi, yani Cenab-ı Hakk'ın bizim orucumuza ne ihtiyacı var ki oruç tutmamızı emrediyor? Yani özellikle son birkaç yıldır değil mi? Yani 17-18 saat oruç tutuyoruz. Yaz ayları, sıcak günler. Rabbim rahmet ediyor. Genelde Ramazan ayı serin geçiyor. Ama yani uzun bir müddet oruç tutuyoruz. Hatta anneler değil mi evlatlarını sahura kaldırmıyor. Merhamet ediyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın merhametini yanlış kullanarak merhamet ediyorlar. Hal böyleyken sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olan Allah bize acımıyor mu da yani 17-18 saat oruç tutmamızı istiyor. Orucu emrediyor. Yani inşaatta çalışan insanlar var değil mi? Fabrikada vardiyalı çalışanlar var. Dudakları çatlıyor ama elhamdülillah oruç tutuyorlar. Yani şefkati Rabbaniye, rahmeti ilahiye buna nasıl müsaade ediyor? Baktığınız zaman soru çok masumane bir soru gibi. Ama çok tehlikeli bir soru, çok sıkıntılı bir soru. Bakın 23. lem'ada hatime bahsi var. Tabiat Risalesi. Orada tabiat fikri küfrisinden kurtulan, imana gelen, ateistken imana gelen bir zatın sorduğu bir soru var. Yani bu soruyu biraz daha umumileştirerek soruyor. Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? İbadetten kasıt nedir Behlül abi? İşte namaz, oruç, zekat vesaire. Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'an'da çok şiddet ve ısrarla ibadeti terk edeni zecredip, yasaklayıp cehennem gibi dehşetli bir cezayla tehdit ediyor. Soru bu. Tabi bu soruya dediğimiz gibi 23. lema hatime bahsinde geniş bir şekilde izah getiriliyor. Madem soruyu sorduk, kısaca ifade edelim ki Ramazan Risalesi de doğrudan doğruya bu soruya bütün nüktelerde cevap veriyor. Ama kısaca zihinlere alması adına cevap verecek olursak. İhlas suresinde Cenab-ı Hakk'ın Samet ismini öğreniyoruz. Yani Allah Samet olduğunu bize bildiriyor. Samet ne demek Burhan abi? Allah hiç kimseye ihtiyaç hissetmemesi. Yani. Değil mi? Hiçbir şeye ihtiyacı olmaması ama her şeyin kendisine muhtaç olması. Manası bu. Bakın orada akla yakınlaştırmak adına bu manada bir örnek veriliyor. Bir hasta düşünün, ben biraz kısaltıyorum yerinden zaman aldığı için okumamak adına. Bir hasta düşünün, doktora gidiyor. Doktor hastalığını teşhis ediyor ve tedavi sunacak ilaçları ısrarla kullanmasını istiyor. Ama doktorun hiçbir çıkarı yok, hiçbir beklentisi yok. Şimdi hasta doktora dese ki, ya senin ne ihtiyacın var ki ey doktor? Israrla bu ilaçları kullanmamı istiyorsun dese Aziz abi, çok anlamsız, manasız bir şey söylemiş olur değil mi? Aynen öyle de. Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi biliyor. Bizi bizden daha iyi tanıyor. Ve doğal olarak ibadet etmemizi istiyor. Kendi ihtiyacından dolayı değil, altını çiziyorum. Bizim ihtiyacımızdan dolayı ibadet etmemizi istiyor. Hastanın doktora dediği gibi biz de Cenab-ı Hakk'a desek ey Rabbim senin ne ihtiyacın var ki ısrarla değil mi ibadet etmemizi istiyorsun desek o kadar anlamsız, manasız, abes iş yapmış oluruz. Allah muhafaza. Rabbim o ihtiyacın farkında olmayı ve o ihtiyaca binaen istikamet üzere ve ibadet ve taatte bulunmayı nasip etsin inşallah.
Ramazan-ı Şerif'teki savm, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Şöyle Ramazan Risalesi'nin tamamına baktığımızda 3 tane kelime karşımıza çıkıyor oruçla alakalı. Savm, sıyam ve oruç kelimesi. Bu üçü aynı manaya geliyor. Sadece içinde sıyam çoğul manası taşıyor. Oruçlar manası taşıyor. Ama bu üç kelime cümlelere baktığımızda farklı manalarda kullanılıyor. Özellikle cümlenin geçtiği efendim kelimeye baktığımızda farklı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Bakın üstad orucu farklı boyutta izah ediyor. Yani benim en azından anladığım o. Üç çeşit oruçtan bahsediyor. Savmda aklın orucundan bahsediyor. Sıyamda ruhun orucundan bahsediyor. Oruç kelimesinin geçtiği cümlede bedenin orucundan bahsediyor. Ama en fazla oruç kelimesi geçiyor. 22 yerde oruç kelimesi geçiyor. 3 yerde savm kelimesi geçiyor. 2 yerde de sıyam kelimesi geçiyor. Ve o orucun nasıl olacağını 7. nüktenin sonunda ifade ediyor. Belki orucun son günlerini yaşıyoruz ama inşallah Ramazan'dan sonra Şevval oruçları var değil mi hocam? En azından orada tutmak ve bundan sonra tutacağımız nafile oruçlar ve inşallah nasip olur önümüzdeki sene oruçları tutma adına orucun tanımını şu şekilde izah ediyor. O orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeylere işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak, söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Değil mi? Mükemmel bir şekilde üstadın efendim o üç boyut orucunu izah eden bir yer. Burada geçen mide bedenin orucudur. Fikir aklın orucudur. Dil ise ruhun orucudur. Rabbim üç boyutta da oruç tutmayı bize nasip etsin inşallah. Fıkhi bir hüküm değil ama latife olsun diye hakikat noktasını ifade etmek adına soralım. Gıybet orucu bozar mı? Yani mide yoluyla tutulan oruçta yani bizim bildiğimiz yeme içme noktasındaki oruçta bozmaz. Ama ruh boyutunda eğer bir insan tutuyorsa oruç ve gıybet ediyorsa bozar mı? Bozar. Kefaret gerektirir mi? Gerektirir. Bakın fıkhi bir hüküm değil ama hakikat noktasını anlatmak adına söylüyorum. Yani biz beden boyutunda olduğumuz için o noktalara ulaşamıyoruz ama Rabbim ruh boyutunda da, akıl boyutunda da, beden boyutunda da oruç tutmayı nasip etsin inşallah. İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Erkan-ı hamse. Ne demek Bekir kardeş erkan-ı hamse? İslamiyet'in 5 esası değil mi? 5 şartı. Eski kaynaklarda bir yerde okumuştuk bizim medresede bir abi İslam'ın 5 esasını Arapça kaynaklarda savm, salat, sonra hac, zekat ve kelime-i şehadet olarak ifade etti. Yani dile kolay gelsin diye eski kaynaklarda bu şekilde ifade ediliyor. En başa alınmış oruç. Bize ne şekilde öğretildi? Kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat hac mı? Hac zekat mı? Zekat hac değil mi? Evet Allah razı olsun. Bak eskiler o şekilde söylüyor. O şekilde ezberlemiş. Allah razı olsun. Rabbim İslam'ın 5 esasını, 5 şartını anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin inşallah. Hem şeair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Oruç şeair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Şeair ne demek? Kelime mana itibariyle. Evet Aziz abi. İşaret, alamet, İslamiyet'e ait işaretler, semboller. Başka bir ifadeyle Allah'ı bize hatırlatan her bir şey. Değil mi? Mesela namaz kılmak şeairdir. Kur'an okumak şeairdir. Ramazan ayı şeairdir. Sakal şeairdir. Sarık, efendim? Besmele şeairdir. Değil mi? Allah'ı hatırlatır. İslam'a ait olan bir semboldür, bir işarettir. Aynen öyle de oruç da, yani Ramazan ayı içerisindeki oruç da
şeair-i İslamiye'nin, yani İslamiyet'e ait olan sembollerin, işaretlerin en büyüklerindendir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, yani terbiye ediciliğine ve tasarrufatına, hem insanın hayatı içtimaiyesine, yani toplumsal hayatına, sosyal hayatına, hem hayatı şahsiyesine, yani kişisel hayatına, duygu ve hissiyatına, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin, yani Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne bakar hikmetleri var. Yani bugün bilim bile orucun 70'ten fazla maddi manevi faydaları olduğunu ifade ediyor. Evet, Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, demek ki orucun bize bakan binler faydaları var. O faydalardan bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasındaki hikmeti. Şimdi o noktayı nazara vermeden önce rububiyet üzerinde biraz durmak istiyorum. Özellikle birinci nükte rububiyeti bize öğretiyor. Rububiyet ne demek? Daha önce duyduk mu abi rububiyeti? Rububiyet kelime mana itibariyle terbiye eden, yani terbiye edicilik. Yarattığı her bir varlığı ayrı ayrı terbiye eden veya yarattığı her bir varlığa ayrı ayrı rızık verip ihtiyacını karşılayan. Lügat manası bu. Terim manası, yani Arapça ifadeyle ıstılah manası ise bütün kainatı bütün şuunatıyla, Risale-i Nur'da geçen bir ifadedir. Bütün kainatı bütün şuunatıyla, yani halleri ve işleriyle ve keyfiyatıyla, özellikleriyle bir hane, yani bir ev, bir saray, bir memleket hükmünde kemal-i intizamla, mükemmel bir düzen içerisinde tedbir, idare ve terbiye eden. Başka bir ifadeyle bütün mevcudu, yani güneşlerden zerrelere, ağaçlara, yani bütün mevcudatı emirber nefer hükmünde, yani hazır bir asker hükmünde boyun eğdirip itaat ettiren. Rububiyetin ıstılah manası bu. Kur'an penceresinden rububiyete bakacak olursak, rububiyet sıfatı Rab ismiyle karşımıza çıkıyor Kur'an'da. Bakın 900 küsür defa Cenab-ı Hakk'ın Rab ismi Kur'an'da zikrediliyor İsmail Hocam. Allah lafzı kaç defa zikrediliyor? 2697 defa. Yani 2700'e yakın Allah lafzı zikrediliyor. Bakın ilk inen ayetlere baktığımızda Alak suresi 30. cüzde geçiyor. 96. suredir. Yaratan Rabbinin adıyla oku ilk ayet. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rab ismi karşımıza çıkıyor. Yine ilk sure Fatiha suresi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ifadesi, yani alemlerin Rabbi ifadesi geçiyor. Bakın son sure Nas suresi, insanların Rabbine sığınırım diyor değil mi ilk ayette. Ve yine ilk inen 30 surede Rab ismi 80 defa zikrediliyor Erkan abi. İlk inen 30 surede Rab ismi, Cenab-ı Hakk'ın Rab ismi 80 defa zikrediliyor. Peki Allah lafzı kaç defa zikrediliyor ilk 30 surede? Mantığa göre 3 katı olması lazım değil mi? Sadece 20 defa zikrediliyor. Bakın ilk inen surelerde Cenab-ı Hakk'ın rububiyet sıfatı Rab ismi karşımıza çıkıyor. Risale-i Nur'a da baktığımızda bunu açık ve net görebiliyoruz. Rububiyet tevhidini, sıfatını, Rab ismini görebiliyoruz ve gözlemliyoruz. O yüzden rububiyeti ve Rab ismini çok iyi bilmemiz ve anlamamız gerekiyor. Biraz daha böyle içtimai hayatta anlayacağımız dilde ifade edecek olursak, Allah nebatatı, hayvanatı, efendim insanı ve kainatı ayrı ayrı terbiye ediyor. Evet, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halkettiği ve bütün enva-i nimeti o sofrada min haysu la yehtesi bir tarzda. Talak suresi 3. ayet. Yani umulmadık yerlerden o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini, yani terbiye ediciliğindeki mükemmelliği, rahmaniyet ve rahimiyetini her bir varlıkta ama ayrı ayrı merhamet ediciliğini o vaziyetle ifade ediyor. Yani kainatı bir sofraya benzetecek olursak o sofrada envai türde nimetler karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. İşte Cenab-ı Hak o rububiyet sıfatını, Rab ismini göstermek için, rahmaniyet ve rahimiyetini ifade etmek için ne yapıyor? O sofrada bize o nimetleri sunuyor.
İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Bu ayeti biraz açalım. Min haysu la yehtesib. Talak suresi 3. ayet. Umulmadık yerlerden. Rızıklar nereden geliyor Atilla abi? En umulmadık yerlerden gönderiliyor değil mi? Mesela toprak, hava, su gibi, yani tabiatı gereği rızka müsait olmayan yerlerden Cenab-ı Hak rızkımızı gönderiyor mu? Gönderiyor. Özellikle topraktan geliyor değil mi? Niçin topraktan, efendim odundan, inekten, arıdan gönderiyor Cenab-ı Hak rızkımızı? Cevabı kolay olsun diye değil mi? Yani şimdi ineğe bakıyorsun, Kur'an'da geçiyor, kan ile fışkı arasından, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir sütle sizi besleriz diyor. Efendim arıya bakıyorsun, üstadın ifadesiyle zehirli bir böcekten şifalı bir bal ihsan ediyor. Değil mi? Odundan meyve veriyor. Yani kupkuru bir daldan envai türde yüzlerce çeşit farklı renkte ve kokuda Cenab-ı Hak elma çıkarıyor. Çamurlu su içiriyor değil mi? Ama odundan meyve oluyor. Şeftali oluyor, kayısı oluyor, kiraz oluyor. Şimdi oruçlu olmadığınız için sayabilirim. Erik oluyor, karpuz oluyor, kavun oluyor ve hakeza. Yani envai türde sayısız nimetler. Değil mi? Elhamdülillah dersin değil mi İsmail Hocam? İçinden dedin ama şöyle bir yürekten bir söyle inşallah biz de duyalım. Binlerce kez şükürler olsun. Yani rızıkların çoğu bu sebepler eliyle geliyor. Ta ki insanlar rızıkları sebeplerden bilmesinler. O yani şuursuz, camit olan varlıkların arkasında şuurlu olan, yani ilim, irade, kudret sahibi olan, sınırsız güç ve kuvvet sahibi olan Allah'ın elini görsün diye Cenab-ı Hak ne yapıyor? Rızıkları toprak, hava, su gibi efendim adi sebeplerden gönderiyor. Bakın bir örnek verelim. Burada öğretmenler var, Lokman Hocam var. Lokman Hocam gitti mi? Evet, orada İsmail Hocam var. Bir örnek verelim. Daha önce ifade etmiştik ama tekrar ifade edelim. Bir öğretmen düşünün, test yapıyor öğrencilerine ve soru soruyor. Soru şu: 150 kilogram ağırlığındaki cismi aşağıdaki resimlerden hangisi kaldırmıştır? Buran abi. A şıkkı kundaktaki bebek. B şıkkı 3 yaşındaki çocuk. C şıkkı 10 yaşındaki efendim çocuk. D şıkkı 30-35 yaşlarında sporcu, halterci birisi. İsmail Hocam. Cevap ne? D şıkkı değil mi? Buradaki öğretmenin amacı ne? Bu soruyu sormasındaki amaç ne? Kesin bilsinler. Değil mi? Kesin bilsinler ve sınavı geçsinler. Yani amaç onların sınavı geçmesi. Hala bu soruya rağmen sınavı geçemiyorsalar Erkan abi değil mi? Yazık olur. Bakın aynen öyle de sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olan Allah, camit topraktan, efendim şuursuz olan odundan ne yapıyor? Bize nimetlerini gönderiyor. Ta ki o nimetlerin arkasındaki şuurlu eli görüp değil mi? İmtihanı ve sınavı geçelim diye. Bakın burası çok önemli. Yani birçok kişi tabiat perestlikten, değil mi, ateizmden ve sair ideolojik akımlardan hayatı ebediyesini ve bu büyük imtihanı ve sınavı kaybediyor. Rabbim sınavı kazananlardan eylesin inşallah. Bakın Allah eşrefi mahlukat olan insanı da ayrı terbiye ediyor. Kur'an'ın ifadesiyle ahseni takvim üzere terbiye ediyor. Önce bedendeki her bir cihazatı ayrı ayrı terbiye ediyor. Ruhumuzu terbiye ediyor. Ruhumuzun hissiyatını, kalbimizi terbiye ediyor. Bu ruh boyutu. Beden boyutuna geldiğimizde değil mi, gözümüzü terbiye ediyor. Yani dünyada olup biten milyonlarca olguyu bir saniyede kavrayabilme, başka bir ifadeyle 576 megapiksel değil mi, görmeye sahip olan gözü Cenab-ı Hak ayrı terbiye ediyor. 5 santim uzunluğunda tahmini, yani şu et parçası, vücudumuzda bir et parçası olan dili ayrı terbiye etmiş. Yani bu saydığımız envai türdeki bütün nimetleri tadını ayırt edebilecek tarzda. Bakın vücutta hiçbir et parçası o hususiyete sahip değil. Ama dile ayrı bir hususiyet vermiş Cenab-ı Hak. Değil mi? 10 katrilyon işlemi gerçekleştiren beynimizi ayrı terbiye etmiş. Dakikada 6 litre kan pompalayan kalbimizi ayrı terbiye etmiş. Her saniye yenilenen 50 milyon hücre, toplamda 100 trilyon hücreyi ayrı ayrı Cenab-ı Hak
terbiye etmiş. Şöyle kainata bir bakalım. Kainat da terbiye edilmiş mi? Evet, terbiye edilmiş değil mi? Ve kainatın içinde özellikle dünya özel terbiye edilmiş. Yani insanın yaşayacağı hususiyete uygun bir şekilde terbiye edilmiş. Dağlar, ovalar, bağlar, bahçeler, denizler, ormanlar, akarsular, çaylar, ırmaklar hepsi ayrı ayrı Cenab-ı Hakk'ın rububiyet sıfatından, Rab isminden geçmiş ve terbiye edilmiş. Şu rububiyet tecellilerini Sabri kardeş bir görebilsek değil mi? Sati değil tefekkürü nazarla bir bakabilsek, bir keşfedebilsek ne yaparız? O rububiyete karşı ubudiyetle yani kullukla mukabele ederiz. Allahu Ekber deriz kıyamda kemerbeste-i ubudiyetle yani hazır emri bekler şekilde Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd eder, secdeye gider, Subhane Rabbiyal Ala der. Cenab-ı Hakk'ı her türlü kusurdan münezzeh olduğunu ilan ederiz. Rabbim o ilanatı yapmayı hepimize nasip etsin inşallah. Bakın kainatta rububiyete devam ediyoruz. Öyle rububiyet tecellileri açık ve net gözüküyor ki Mekkeli müşrikler bile bu rububiyet karşısında kayıtsız kalamıyor. Sadece Mekkeli müşrikler değil, günümüzün ideolojik akımları bile bu rububiyet karşısında teslim oluyorlar. Belki tam manasıyla rububiyeti kabul etmiyorlar. Kısmi olarak kabul ediyorlar ama kayıtsız kalamıyorlar. Birçok ayeti kerime var ama bir tanesini nazara vereceğim. Ankebut suresi 61. ayet. Mealen aktarıyorum. Eğer onlara sorsan ki, eğer müşriklere sorsan ki, gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve kameri kim musahhar kıldı? Ne diyecekler? Elbette diyecekler ki Allah. Ayetin devamı çok enteresan. O halde nasıl yüz çeviriyorlar? Niçin yüz çeviriyorlar? Yani rububiyet noktasında kısmi olarak sıkıntı yok. Ama uluhiyet noktasında sıkıntı var. Yani kainatı büyük bir fabrikaya benzetecek olursak, fabrikadaki işleyişi görüyorlar ve onu kabul ediyorlar. Yani kainatın yönetim şekli olan rububiyeti kabul ediyorlar ama fabrikanın patronluğu noktasını yani sahipliği noktasını yani uluhiyeti, ilahlığı kabul etmiyorlar. Niye Behlül abi kabul etmiyorlar? Çünkü kabul etseler ibadet etmek zorunda kalacaklar. Sorumluluk yüklenecek. Emir ve taat üzerinde hareket etmek zorunda kalacaklar. O yüzden kabul etmiyorlar. Bakın bugünkü deizm diyerek uçuruma giden, hayatı ebediyesini mahveden kardeşlerimiz de o noktada sıkıntıdalar. Rabbim şu mübarek gece hürmetine ateizm diyerek, deizm diyerek ayakları kayan kardeşlerimize de bize de hidayet nasip etsin inşallah. Yani o fabrika içerisindeki düzenli fiili görüyorlar değil mi? Ama faili göremiyorlar. Halbuki mantıkta bir kural vardır. Eğer düzenli bir fiil varsa düzenleyen bir fail vardır. Yani o fabrikanın işleyişi eğer düzenli ise o fabrikanın bir sahibi vardır. Rabbim o sahibi tanımayı, bilmeyi nasip etsin inşallah. Evet, bütün kainat ve kainatın içindeki mahlukat rububiyet karşısında emirber nefer hükmündeler. Bakın biraz önce ifade ettik. Nebatat, hayvanat, bütün yaratılan canlı ve cansız her bir varlık Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti karşısında emirber nefer hükmünde. Sadece rububiyetin hududunu aşan kim? Eşref-i mahlukat olan insan. Çünkü Allah insanı özellikle kendi rububiyetine bir mikyas yapmış Recep abi. Bir ölçü yapmış. Ve demiş sana izin verdiğim daire içerisinde bu rububiyetten istifade edebilirsin ve onu kullanabilirsin. Mesela ne yapabilirsin? Ev yapabilirsin, otomobil yapabilirsin, uçak yapabilirsin. İnsana has bir hususiyettir. Yani rububiyeti mutlakı ene mikyasıyla anlayabilmek ve kavrayabilmek için bize verilen bir hususiyettir. Ama insanlar ne yapıyor? Gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde sebeplere takılarak o vaziyetin ifade ettiği hakikati yani o rububiyeti, Rab ismini göremiyor, bazen unutuyor. İşte tam bu noktada Cenab-ı Hakk'ın rububiyet sıfatı, Rab ismi insanın iradesinin önüne geçiyor. Ve diyor ki yani benim iznim doğrultusunda yiyebilirsin ve içebilirsin. O kalın gafleti dağıtmak ve kırmak için ne yapıyor?
bütün Müslümanları muazzam bir ordu hükmüne geçirip tedbir ve terbiyenin farkına vardırıyor. Ve asıl irade sahibinin tedbir ve terbiyenin Allah'ın elinde olduğunu bütün dem ve damarlarımıza kadar ne yapıyor? İdrak ettiriyor. Rabbim hakiki manada idrak edenlerden eylesin inşallah. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Bakın çok ağır bir ifade. Risale-i Nur'un tamamına baktığımızda bu ifadeler birkaç yerde zikrediliyor. Buna benzer ağır ifadeler. Normalde Risale-i Nur'un üslubu kavli leyindir değil mi? Yumuşak huyluluktur. Kur'an'ın üslubu da odur. Ama bakın üstad ne kadar kıymetli, ehemmiyetli ki oruç tutmamak. Yani şu cümleyle birinci nükteyi bitiriyor. Acaba böyle ulvi, yüce kulluğa ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Yedinci nükte. Ramazan'ın siyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Evet, dünyada ahiret için değil mi ziraat ve ticaret etmeye gönderilmiş insanlar. Bu dünyada ahiret hayatını kazanmak için gönderilmiş. Tek amaç, tek gaye bu. Yani başka hiçbir amaç ve gaye yok. Ayetül Kübra'nın başında üstad bunu ifade ediyor. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. Halık-ı kainatı tanımak, yani kainatın yaratıcısını tanımak, ona iman ve ibadet etmek. Bakın hiçbir başka amaç ve gaye yok. Yani bu cümleyi farklı manalara alıp saptırmayalım. Hakikat noktasındaki amaç ve gayemiz bu. Bu noktadan inşallah şaşmayalım. İşte Ramazan ayı bu ahiret ticareti için en uygun zaman dilimidir. Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal, yani amellerimizin sevapları 1'e 1000'dir. Ticaretle uğraşan abiler var, Olcay abi. Hiç 1'e 1000 kazancı olan bir iş var mı abi? Hele şu zamanda, sıkıntılı zamanda yok değil mi? Bakın Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal 1'e 1000'dir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır. 10 meyve-i cennet getirir. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şeriftir bu. Kur'an'ın her harfinin 10 sevabı olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Her hasene 10 misliyle kayda geçer. Elif, lam, mim hepsi ayrı ayrı bir harftir. Ve her bir harfe 10 ecir, 10 mükafat vardır. Elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000 ve Ayetül Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Evet, Kur'an'da 300.620 harf var. Bakın Sure-i İhlas Besmele ile birlikte 69 harf ve Kur'an'ın 3'te 1'ine denk geldiği ifade ediliyor. Yani 3 tane İhlas Kur'an'a denk geliyor mu? Evet. 3 İhlas çarpı 69 harften 207 harf yapar. Yani 300.620'ye böldüğümüzde İhlas suresindeki her bir harf takriben 1500 sevabı var Sabri kardeş. Her bir harfin bu zamanda 1500 sevabı var. Yasin-i Şerif Kur'an'ın kalbi her bir harfinin 500'e yakın takriben sevabı olduğu ifade ediliyor. Yani 10 Yasin-i Şerif bir Kur'an hatmine denk geliyor. Yine Ayetül Kürsi'nin 700'e yakın sevabı olduğu ifade ediliyor. Üstad 24. söz 3. dal 9. asılda bu meseleyi genişçe izah ediyor. Yani bu asrın insanına Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Büyük bir ikramı, büyük bir lütfu, rahmeti elhamdülillah. Kadir'de inşallah idrak ettiğimiz şu gecede 30 bin hasene sayılır. Yani bugün okunan Kur'an harfleri hocam ne kadar sevap veriyor? 30 bin hasene. Bunu nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan öğreniyoruz değil mi? Kadir suresinde 1000 aydan hayırlı ifadesi geçiyor. Yani hesaplamışlar 30 bin haseneye denk geldiği efendim ifade ediliyor. Tabi bazı kardeşlerimiz bunu ifade edince abi nasıl oluyor? Yani anlayamıyoruz, idrak edemiyoruz diye bir sual sorabilirler değil mi? Mesela bir patron düşünün özel hususi günlerinde
işçisine ekstra ikramiye verebilir mi? Verebilir. Bir devlet memuruna, değil mi, ikramiye verebilir mi? Verebilir. Emeklisine verebilir mi? Verebilir. Bakın mesela bu sene verdi. Başladılar ilk günde postaneler kalabalık oldu. Yani vermesi, değil mi, devletin bir ikramıdır, bir lütfudur veya patronun bir ikramıdır, bir lütfudur, bunu anlayabiliyoruz. Bakın Üstad 24. sözde mesela mısır örneğini veriyor. Tarlaya bir mısır tanesi ekiyorsun, binler, belki on binler mısır tanesi veriyor mu? Veriyor. 24 deyince seçim geldi. Efendim? 24 deyince birden. He, seçim geldi, evet abi. İşte aynen öyle de, bakın aynen öyle de Ramazan-ı Şerif mevsiminde veya mübarek gecelerde, bilhassa Leyle-i Kadir'de, yani inşallah bu gecede bir Kur'an harfi ekersin, 30 bin sevap alırsın diyor. Rabbim almayı nasip etsin inşallah. Evet, Cenab-ı Hak bir kısım kıymetli şeyleri imtihan için müphem bırakmış, bilinmez kılmış. Nedir mesela? Metin abi neredesin? Allah hayırlı uzun ömürler versin ama Metin abi bir saat sonra öleceğini bilse, Allah muhafaza, şu dersi iştiyakla, muhabbetle dinler misin abi? Dersin sonunda yapılacak duayı, efendim işte kılınacak teravihi aklına getirmezsin bir noktada. Çünkü bir saat sonra vefat edeceksin. Belki bir saat değil, yarım saat sonra vefat edecek. Bu bizim için de geçerli değil mi Harun abi? Herkes Metin abiye bakıyor ama bu bizim için de geçerli. Biz de bir saat içerisinde veya daha kısa bir zamanda vefat edebiliriz. Yani bu arada antiparantez açalım. Şu mübarek gece hürmetine Metin abiye dua edelim inşallah. Rabbim hayırlı, bereketli, sağlık, afiyet içerisinde ömürler ihsan etsin ki daha fazla hizmet etsin. Efendim daha güzel işler yapsın. Evet, Allah hayat içinde eceli gizli kılmış. Bakın cümleyi hatırlayalım. Cenab-ı Hak bir kısım kıymetli şeyleri imtihan için ne yapmış? Gizlemiş. Müphem bırakmış, belirsiz kılmış. Bakın hayat içinde eceli gizli tutuyor. Ne zaman öleceğimiz bellidir. Niye? İnsanlar hem dünyayı hem ahireti ihmal etmesinler. Mesela cuma gününde saati icabeden bahsedilir. Nedir o saati icabe abi? Eşref saati deniliyor. Duaların kabul edildiği, değil mi, reddedilmediği bir saat. O saat bir an da olabilir. Yani o anın ne zaman olduğu noktasında ihtilaf var. Çünkü bilinmiyor. Kıymetli olduğu için bilinmiyor. Kimileri işte imam hutbeye çıkarken diyor. Kimileri ezan vakti diyor. Ama geceyle birlikte hutbenin bitimine kadar devam eder. Ve ne zaman olacağı belli değildir. Kıymeti olduğundan dolayı Cenab-ı Hak gizli tutmuştur. Bakın aynen öyle de Ramazan-ı Şerif'teki Kadir gecesi de kıymetli olduğundan dolayı nedir? Gizli tutulmuştur. Niye? Çünkü bütün gün ve geceleri insan kadir bilsin, değerlendirsin diye. Ancak bazı işaretler var. Hepiniz biliyorsunuz. Bugün kardeşler, abiler mesajlarda doyasıya bunları paylaştı ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde arayın diyor. Son 10 gün. Şu an içerisinde miyiz? Evet, içerisindeyiz. Bakın özellikle son 10 güne işaret etmek istiyorum. Çok kıymetli. Bakın Fecr suresi 2. ayette Cenab-ı Hak önce şafak vaktine fecre yemin ediyor. Arkasından 10 geceye yemin ediyor. Bu 10 gecenin rivayetlerde Zilhicce, Muharrem ve Ramazan ayının son 10 günü olduğu ifade ediliyor. Yani içinde bulunduğumuz günler. Ama çok enteresan, biz Ramazan'a böyle hızlı bir şekilde başlıyor. Son 10 güne daha hızlı bir şekilde devam edecekken, değil mi, tempo düşüyor. Hatta boşluyoruz. Sadece bugün, yani 26. gece, 27. geceye bağlayan bu gecede tekrar coşuyoruz. Niye? Çünkü cumhur özellikle bu gecede ittifak etmiş. Yani Peygamber Efendimiz hadisin devamında son 10 günün tekli gecelerinde arayın diyor Kadir gecesini. Ama özellikle 27. gecesine genel anlamda bir ne var? İtibar var. Yani ulema o noktada ittifak etmiş ki üstadımız da 14. şuada şu ifadeyi kullanıyor. Madem bir kısım müştehitler o geceye Leyle-i Kadir'i tahsis etmişler, hakiki olmasa da, çünkü gizli kalınmış ya, bilinmiyor Allah-u Alem. Madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur. İnşallah bu gece Kadir gecesidir. Biz Kur'an'la, efendim zikirle, teravihle
duayla bu geceyi inşallah idrak etmiş oluruz. Ve bu geceye mahsus meşhur bir hadis var Lokman hocam. Nedir o hadis-i şerif? Yine bu kardeşler bugün mesajlarında paylaştı. Kim Kadir gecesinin faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya ederse, bakın kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Metin abi bitirelim mi? 5 dakika. Tamam inşallah, madem mikrofonu aldık şöyle duadan önce duaya hazırlık mahiyetinde kısa bir dua edelim. Rabbim bu mübarek gece hürmetine şu anda İslam coğrafyasında zalimin zulmü altında sıkıntıda olan kim varsa, hususan şu an Çin zindanlarında şehit edilen, ailelerinden haber alamayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin, Filistinli kardeşlerimizin halini refaha ve feraha tebdil eylesin. Ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Rabbim ülkemiz üzerindeki sıkıntıları gidersin. Milletimizi ve ordumuzu bir ve beraber eylesin. Ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Bizleri azami takva, azami ihlas ile hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de istihdam eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.